Sevgili izleyenler, Ramazan bayramı belki 3 gündü ama tatili 9 günde Hal böyle olunca da trafik kazalarında da bilen çoğu her geçen gün arttı efendim. İlk 7 gününde Ramazan bayramı tatilinin 4.370 trafik kazası meydana geldi ve 55 kişi hayatını kaybetti. 7.331 kişi yaralandı. Trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker gibi araçların yarın saat sabah 5'ten itibaren... Pazartesi, Pazartesi günü saat 5'e kadar Ankara ve İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin geride kalan 7 gününde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Bayramın 3. gününde yurt genelinde 664 trafik kazası meydana geldi. 349.174 araç denetlendi. 24.583 araca hız ve radar işlemi 27.808 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam 4.370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. 7.331 kişi de yaralandı. Bayram tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculukları başladığı için trafik yoğunluğu da arttı. Trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon çekici ve tanker gibi araçların yarın saat 5'ten pazartesi günü saat 05'e kadar Ankara ve İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek. Tedarik süreçlerinin aksamaması için bazı ürünleri taşıyan araçların ana arterler haricindeki güzergahlarda seyrine izin verilecek. Zorunluluk halinde ise ana arterler istisnai olarak kullanılabilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.